dondurmam bitti. Samettin, seninki nerede? Esma ya, benimki de bitti. Çok lezzetliymiş ya. Keşke hiç bitmeseydi. Samettin, kaç tane dondurma yedin? Hala doymadın mı? Esma ya, sen benim yediklerimi mi sayıyorsun arkadaşım ya? Sadece 5 tane dondurma yedim. Çok mu? 5 tane mi? Evet, hepsini de ben bitirdim. Sana hiç dondurma kalmadı. Olsun ya, ben hem o kadar dondurma yemiyorum. Hasta olurum, boğazım şişer sonra. Ay, yoksa ben de mi hasta olacağım ya? Eyvahlar olsun. Sanki ateşim falan çıktı gibi Esma. Bir kontrol et çabuk beni. Ay vallahi sana dokunamam Samet'te. Kusura bakma. O hastalık bana da bulaşır. Galiba hasta oluyorum arkadaşlar ya. Ateşim de çıktı. Esma da benimle ilgilenmiyor. Nasıl kuzen bu, anlamadım ya. Eyvahlar olsun. Galiba bu pis boğazlı Hüsamettin hasta oldu. Of, ben şimdi ne yapacağım? Anneni çağıracaksın kuzenim. Hadi git anneni çabuk bul da gel. Ay, ateşim çıktı. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Vay başıma gelenler. Ay. Esma nerede kaldın? Anne, anne. Ne oldu Esma? Hüsamettin hasta oldu. Anneciğim, turp gibiydi. Niye anne, hastalandı? Tamına 5 tane dondurma yemiş. 5 tane dondurma mı yemiş? İnanmıyorum ya. Nasıl yemiş o 5 taneyi ya? Vallahi bilmiyorum. Kendisine sormalı. Ben de yesem ben de hasta olurdum. Nerede bakalım o yaramaz? Anne, içeride Sürü hasta oldu. Koş koş çabuk. Bak sen de hastalanmışsın. Geç bakalım Esma. Hüsamettin. Ne oldu sana evladım ya? Sabah sağlandın. Niye buraya yattın böyle? Teyze ya, galiba ben biraz hasta oldum. Dur bakayım ateşine. Ay, gerçekten de ateşin çok yüksek senin ya. Niye böyle oldu? Bilmiyorum ya, belki Esma falan bulaştırmıştır ya. Salgın falan var diyorlardı. Ay, ne yapalım Esma? Hastaneye mi gidelim yoksa doktor mu çağıralım? Bence anne... Ne yapalım Hüsamettin? Hastaneye gidelim. Yok, şuradan şuraya adım atacak halim yok ya. Size neyse bir doktor falan bulun, gelsin beni tedavi etsin. Hem Esma'yı hep geliyorlar, tedavi ediyorlar burada. Tamam tamam, sen burada yat dinlen, ben şimdi hemen doktor arayacağım. Aa, hemen de yattı ya. Anne, bence hemen doktor çağırmamız lazım. Yoksa Hüsamettin bana da bulaştıracak. Tamam anneciğim, hadi gel gidelim de doktoru bir arayalım. Telefon neredeydi? İşte burada. Tamam, ben şimdi doktoru arayacağım. Hemen gelsin, tedavi etsin. Hem ateşini ölçer, boğazına bakar, sırtını dinler, değil mi anneciğim? Evet. Dur bakalım doktor numarası kaçtı? Ay, ben de hasta olacağım. Ellerim bulaşıyor. Tamam tamam, dur arıyorum hemen. Alo, doktor hanım. Hemen bize gelmeniz lazım. Evet, adresi veriyorum. Ama biraz çabuk olun, evde acil bir hastamız var. Tamam, bekliyorum. Teşekkürler. Esma, aradım. Birazdan doktor gelecek, tamam mı? Sen de fazla yaklaşma kuzenine. Şöyle git köşede falan otur, yürü. Şöyle camları falan aç da havalansın burası. Ben gidip de doktora kapıyı açayım. Hadi bakalım. Ay, inanmıyorum ya. Bir de hastamız eksikti evin içinde. Karşı belediye bunların evi söylemediler de. Neyse. Çalayım bakalım. İşte geldi doktor. Hoş geldiniz doktor hanım. Hanımefendi, beni neden beklediyorsunuz? Aç oldum. Buyurun doktor hanım. Tamam, sinirlenmenize gerek yok. Geldim işte. Uçsa mıydım yani? Evet. Biraz siz olmalı lütfen. Hastamız içeride. Buyurun. Aman, bu doktor da çok sinirli galiba ya. Aa, hanımefendi. Bunun yaşadığınızda emin misiniz? Ay, biraz önce yaşıyordu, öksürüp duruyordu. Hüsamettin, evladım, kalk bakalım. Doktor hanım geldi. Neyin var evladım? Öksürüyorum doktor hanım. Sizin bilmeniz gerekmiyor mu? Bana neden soruyorsunuz ki? Anlamadım, gitti yani. Sanki doktor benim ya.
sizin sormanız lazım. Her şeyi de ben birden bilemem ki. Aa, evet çok haklısınız. Doktor hanım, ben birazcık dondurma yedim. Sanırım fazla yedim. Öksürüyorum, biraz da ateşim var galiba. Yani o kadar çok öksürmeniz de anlaşılıyor zaten. Aa, eldiven giyiyor sanki ben bir mikrobum ya. Doktor hanım, neden eldiven giyiyorsunuz? Yoksa ben mi giyeceğim bunları? Yok, siz giymeyeceksiniz. Sizden hastalık bulaşabilir bana. O yüzden ben eldiven giyiyorum. Ha, anladım. Eldivenlerimi taktığıma göre artık tedaviye başlayabilirim. Ay, çok heyecanlandım. Ateşinizi de ölçeceğim. Ay, o ne ya? Hayır, korkmana gerek yok. Sadece böyle anlatacağım. Bip diyecek ve ateşini ölçeceğim. Ha, tamam. 39 derece olamaz. Ne? 39 derece mi? Tamam. Ben hiç sevmem. Benim uğursuz rakamım 39'dur bir kere. Ya dalga geçmeyi bırakır mısınız? Şu an ciddi bir konudayız. Siz ne olay endişelenmeyin. Aa, doktor hanım, içime su serptiniz. Gerçekten de harikasınız. Ağzınızı açın çabuk. Aa, olamaz ya. Tanımlanamayan bir cisim bana doğru yaklaşıyor. Şimdi ağzım kocaman diye aç. Ya olamaz, sen hiç dişini fırçalamıyorsun. Ağzımın içi kömür direkt. Kömür mü? Samet'ten yemekten sonra dişini iki kez fırçalıyorsun. Ben anladım evladım. Anladım doktor hanım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şurup içeceğiz. Şurup mu içeceğiz? Ay, acı şurup mu? İçmem ben, bana ne ya, içmeyeceğim. Çok tatlı. Kandırıyorsun beni değil mi doktor hanım? Tatlı falan değil. Niye kandırayım ki ben? Doktorlar kandırmaz. Tut bakayım şunu, bir işe yarar. Ay, kızdı. Bu doktor da gerçekten çok sinirliymiş ya. Bu ne böyle arkadaş? Ben hepsini içemem. Oh, çok çok tatlı. Hem de bu çilekli ama rengi çilek gibi değil. O zaman beni kandırıyorsun işte. Pembe değilse içmem ya. Bana ne? Aa, bu şurubu içmezsen asla da iyileşemezsin. Ama acı bu şurup ya. Ben biliyorum ya. Doktorlar hep acı şurup veriyor bana. Öbür doktorlar acı şurup verebilir ama bizimki en tatlı olanı. Tamam, size güveniyorum. Çok tatlısınız siz de çünkü. Şöyle hissini içeceksen. Hı? Bakayım. Aa, bu ne ya? Bunun rengi yok. Bu kesin çok acı. Ne acısı? Hemen iç bakalım. Dik bunu. Bakayım. Aa, gerçekten de tatlıymış ya. Bu acı değilmiş ki. Evet. Of ya, keşke o kadar çok dondurma yemeseydim. Hem Esma nereye gitti ki ya? Doktoru görünce vın turizm ya. Hemen kaçtı gitti, bak beni yalnız bıraktı. Tamam Hüsamettin, hadi bakalım artık şımarıklığı bırak evladım ya. Esma da gelir birazdan, kedinin peşinden gitti. Uf ya teyze ya, bu gerçekten de hiç tatlı değil. Ama iyileşmen için şurup içmen gerekiyor. Doktor hanımı dinledin değil mi? Sana her şeyi söyledi. Evet evet, neyse biraz daha içeyim. Aferin sana evladım. Hasta olan başka birisi yoksa ben gidiyorum. Bir daha da o kadar dondurma yeme, tamam mı? Sonra yine üşütürsün, bazı şişer ve ben de gelirim. Tamam doktor hanım. Bir daha o kadar çok dondurma yemeyeceğim. Ay, çantanız da çok güzelmiş. Teşekkürler. Doktor hanım, çok teşekkür ederiz. Hastamızı tedavi ettiniz. Aa, o ne? Tokalaşacak mıyız? Merhaba. Esmacığım, ne yapıyorsun anneciğim? Of puf, gamlı baykuş gibisin, içim daraldı ya. Niye mutsuzsun? Anne, hadi doktor anlatayım. Hadi anlat bakalım, dinliyorum ben Dün seni. Dün arkadaşımın doğum günüsü vardı. Onun da partisi var. Doğum günü partisi mi var? Evet, benim giyecek
bir tane bile kıyafetin yok. Aa, olur mu anneciğim? Ben seni çok güzel hazırlarım doğum günü partisi için. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Üstündeki kıyafetler de bence gayet güzel. Ama bunlar bunu... prenses gibi giyiniyor. Ben de böyle mi gideceğim? Evet, böyle gidemezsin. Bunlar pijama. O zaman sen beni burada bekle, tamam mı? Ama oflayıp puflama Esma'cığım ya. Darlandım vallahi. Bekle beni burada. Doğum günü partisi. Prenses. Acaba Esma'ya nasıl bir kostüm giydirsek? İşte bu. Esma'ya çok güzel doğum günü partisi için kıyafet buldum bile. Bak anneciğim nasıl? Anne. Ne oldu? Partidenin gelinlikteydim. Sen bana iskele kostümü mü giydireceksin şimdi? Evet, çok güzel olur Esma. Farklı olursun ya. Değişik bir tarz. Neden olmasın? Anne. Bak çok güzel Esma. Ay bak, bu da bir de karanlıkta var ya, ışıl ışıl parlıyor Esma. Anneciğim. Partinin en güzel kızı sen olabilirsin. Ne diyorsun ya anne? Evet, çok güzel olacak, güven ben bana. Prenses süslenecek de ben de işkere kızla mı dolanacağım? Anne ya, bence çok güzel olurdu. Ben de güzel. Bir kere deneyelim. Tamam, bir kere giyelim Esma, bak bana güven. Annene güven. Oflayıp puflama dedim sana şaşkın kız. Hadi gel bakalım, bunu hemen giyiyoruz. Tut bakalım şöyle üzerine. Hadi bakalım, birden tutunca hemen giyinmiş olacaksın. Tuttun mu? Hadi bakalım. Bir, iki, üç. İşte oldu. Ta 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 ta. Esma doğum günü partisine gidebilir. Anne. Efendim. Doğum günü partisi dedim. Evet. Cadılar partisi demedim. Cadılar partisi mi? Demedim. Ay ama Esma, güzel oldun ya. Ya anne ya. Tamam, üzülme ya. Bonus kafa, niye üzülüyorsun? Dur bakalım, belki bir kostüm güzel daha. Güzel bir şey istiyorum. Güzel bir şey mi istiyorsun? Tamam, beni burada bekle ama üzülme. Bekle beni. Allah. Bak yine ofluyup pufluyor bu kız ya. Acaba güzel ne getirsem ki? Dur bakalım. İşte tam da Esma'nın istediği gibi. Esma bak anneciğim. Sana çok güzel prenses elbisesi getirdim. Anne. Efendim. Ben bir dahaki doğum günü partisinde bunu giymiştim. Artık giymek istemiyorum. Oh, ya no. Ne olacak ya, bir kere daha giysen. Baksana tütülü, kabarık. Tut bakalım şöyle bir. Ay, bu kıza da kıyafet beğendiremiyoruz. Bakayım. Ay bence çok güzel oldu Esma. Ben bir kere dene. Olmadı. Bence bir kere denemelisin. Tamam. Dur anne. Ne oldu? Hem ben büyüdüm. Bu bana iş gelir mi? Deneyelim Esma'cığım ya. Yırtılmaz. Tut bakalım şu. Yırtılmaz, hiçbir şey olmaz. Tut bakalım. 1, 2, 3. Ne oldu? Giyemedin mi? Neyse, zıplayayım ben. Hadi bir kere zıpla bakalım. 2, 3. İşte oldu. Anne. Bir prenses. Ne oldu yine ya? Memnuniyetsiz. Ben şimdi burada oynasam... bu çok sıkıyor. Oynayamam. Çok mu sıkıyor? Dar mı geldi Esma? Çok dar. Bakayım. Ay evet, biraz darmış. Ne yapsak ki acaba ya? Başladı, kıyafet kalmadı. Of ya. Doğum gününe gidemeyeceğim. Kaldım işte burada. Tamam. Üzülme Esma. Son bir tane daha kıyafet kaldı. Bir de onu deneyelim Esma. Tamam mı? Bekle beni burada. Of ya. Ne yapacağım ben şimdi? Acaba nasıl bir kıyafet getirsem Esma'ya? Doğum günü partisi için elimde son bir tane kaldı kıyafet ya. Acaba bunu beğenecek mi Esma? Esma, anneciğim bak sana ne getirdim. Bu çok güzel, tam benlik. Tam senlik mi? Olur mu? Olur. Bu kostümle doğum günü partisine gidebilir misin? Gidebilirim. Ay nasıl da sevindin Esma. Deneyelim mi peki? Deneyelim. Ay çok mutlu oldu benim kızım. Aslında bu kıyafet de güzeldi ama neyse. Bir de bunu deneyelim şimdi. Hadi tut bakalım. Tut bakalım. Şimdi şıklatacağım. Tamam hadi bakalım. 2, 3. Aa, yine hiçbir şey olmadı. Şıklatacağım. Bence başka bir şey yapalım Esma'cığım. Ne yapsak ki acaba? Şöyle yapalım, dur dönme. Aa evet, bunu al eline. Böyle etrafında dön bakalım, tamam mı? Tamam. Dön bakalım. 1, 2, 3. Oldu. Esma bir süper kız oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu ama anne. Efendim. Güzel oldum da böyle gidebilirim ama saçlarım. Aa evet Esma, saçların böyle olmaz. Tamam haklısın. Hemen üzülme. Saçlarını da güzelce yapabiliriz. Tararız, toka takarız, olur mu? Olur. Böyle doğum günü partisine gidebilirsin ama. Evet. Bence oldun gibi. Tütülerin de var. Kaldık.
Kollukların da var. Dön bakalım. Etrafında pelerini bile var Esma'nın. Ama saçlarını halletmemiz lazım. Hadi yürü bakalım. Saçlarını güzelce bir tarayalım anneciğim. Ay nasıl da mutlu oldu. Ay, ayakkabıları da buldum. İşte kırmızı kırmızı. Bunları da altına giyebilirsin. Olur mu? Hadi gel bakalım. Sök bakalım ayağını. Bir de bunu. İşte oldu. Ayakkabılar da çok uyumlu oldu Esma, değil mi? Evet. Yakıştı. Şimdi saçlarda sıra. Hadi gel bakalım. Güzelce saçlarını tarayalım. Sen mi tarayacaksın? Ben tarayacağım. Hadi tara bakalım. Sonra da toplayalım Esma. Çünkü pelerinin böyle gözükmüyor. Dön bakalım arkanı. Evet, saçların uzadığı için bak kapatıyor, gördün mü pelerini? Saçlarını taradıktan sonra güzelce toplayalım. Sonra da doğum günü partisine gidebilirsin. Bence saçların böyle çok güzel oldu Esma. Evet. Al bakalım hediyeni de arkadaşına, doğum günü hediyesi de götüreceksin ya. Evet. Hadi güle güle. Çok geç kalma, tamam mı süper kız? Anne. Efendim. Sen hiç merak etme, ben uçarak giderim, uçarak giderim. Uçarak mı gideceksin? Esma, uçma gibi bir gücün mü var senin? Evet. Ay inanmıyorum sana ya, öyle bir şey yok. Sadece kıyafet giydik Esma. İnsanlar uçamaz. Sadece uçağa binebilirler. Hadi bakalım. Güle güle. Süper kız. Dikkat et. Doğum günü partisini çok çok eğlen. Tamam mı Esma? Biraz da fotoğraf falan çek de bakarız gelince. Anlaştık mı? Anlaştık. Ay unuttum. Bir dilim de pasta bana getirir misin? Tabii ki de anne. Hadi bay bay.